Yani bir vadisine, yaşadığı vadiye, ormana, köyüne, yaylaya sahip çıkmak isteyen yurttaşlarla buralardan rant elde etmek isteyen maden şirketleri arasında ciddi bir kavga var. Ve bu ciddi çatışmanın üzerine maden şirketlerinin, yani bu şirketlerinin lehine işleyecek bir fiili hukuk süreci inşa ediliyor ne yazık ki. Bugün yaşanan, Artvin özelinde yaşanan bütün hukuksuzlukların kaynağı da bu. Maden şirketlerinin çıkarına hizmet edecek bir hukuki süreci inşa etmeye çalışıyor rejim ne yazık ki. Dolayısıyla bunun bir başlangıç değil, daha öncesinde de benzeri suç içeren birçok şebeke faaliyetinin olduğunu ifade etmiştik. Bir başlangıç değil, bir son da olmayacak. Şimdi burada bizim esas mücadelemiz bunun üzerine bir hukuk inşa edilecekse, bu çatışmanın üzerine bir hukuk inşa edilecekse devlet, maden şirketlerinden ve onların çıkarlarından, ihtiyaçlarından yana değil, bu yöre halkının, bölge halkının istekleri ve yaşamsal ihtiyaçları yönünden bir hukuk inşa edilmesi lazım. Şimdi hani böyle özetlersek, evet, zaten Metin Dokumcu'nun katledilmesinden itibaren aslında bölge halkında bir şey vardı. Yani biz buraları savunurken nelerle karşılaşabileceğiz sorusunu sorduklarında, evet, Metin Lokumcu'yu düşünebiliyorlardı ortak hafızalarında. Şimdi ise Reşit Kibar daha farklı ve daha can yakıcı bir örneği oldu. Şöyle ki, Karadeniz'in birçok yerinde bu köylülerin köylü direnişlerinde, yani bu çevre mücadelelerinde şirketler jandarma, yani kolluk personelini çağırır. Ve derdi ki, ya ben çalışma yapacağım. Köylüler itiraz ediyor. Sen güvenlik önlemini al. Gerekirse gazla müdahale et. Kalkanla müdahale et. Jopla müdahale et. Kafalarını kır. Gözaltına al. Bir şekilde benim çalışmama. Benim rantımı garanti altına al. Ve bunlar da yapılırdı. Yani uzun süredir böyleydi. Polis, jandarma müdahale ederdi. Şimdi işin geldiği nokta boyut şaşırtıcı ki, artık şirketler, görüyoruz ki olaydaki şirket gibi, buna ihtiyaç duymuyor. Cezasızlık politikasından aldıkları özgüvenle daha caydırıcı olacağını, köylerin itirazı bakımından daha caydırıcı olacağını düşündüklerinden doğrudan kendileri silah kullanıyorlar. İşte nereye getirdiğini, bu özgüvenin meseleyi nereye getirdiğini de Reşit Kibar meselesinde gördük. Şimdi dolayısıyla sorduğunuz soruya karşılık, evet, insanlar artık ciddi bir, yani yaşam alanlarını savunurken kendi yaşamlarını da kaygı etmek zorundalar. Ne yazık ki insanları, bu bölge halkını buraya getirdiler. Çünkü Karadeniz halkı bu konudaki inadını ve ısrarını ve kararlılığını kaybetmeyecek. Kaybetmediğini görüyoruz. Aybastı'da sondaj makinesini nasıl kaldırdılarsa oradaki mücadele sonucunda Karadeniz insanının bu konudaki iradesini çok da sarsılmadığını görüyoruz. Çünkü insanlar haklı olduklarını biliyorlar. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Evet, bir insan hayatını kaybetti. Yaralı arkadaşlarımız var, tutuklu arkadaşlarımız var. Bu ciddi ve ağır bir bedel. Fakat bütün bunlar, bu bedellerin ödenmesinde bir maksat var. O da şudur. Bu insanlar artık şunu biliyor. Ya bu bedeller ödenmediği takdirde, yani mücadele verilmediği takdirde ne yazık ki faaliyetlerin sonucunda bizler dahil olmak üzere tüm Karadeniz halkı uzun vadede ölüme mahkum ediliyor zaten.